Milli Edebiyat. Milli Edebiyat akımının ortaya çıkışı ve ilkeleri. 1911'de Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan adlı makale ile başlayıp 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden döneme Milli Edebiyat denir. Genç Kalemler 1909'dan itibaren Hüsn ve Şiir adıyla çıkmakta olan bir dergiydi. 1905'te Mehmet Emin Yurdakul'un Selanik'te Çocuk Bahçesi adlı dergisi Türk-Yunan Savaşı'na tepkisini Cenk'e Giderken adlı şiirinde etkili bir dille anlatması akımı etkilemiştir. Türk Yurdu, Türk Ocağı, Halka Doğru, Türk Derneği, Dergah, Yeni Mecmua dergileri bu akımı etkilemiştir. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp Milli Edebiyat'ın kurucularıdır. Sanatçılar, halka doğru anlayışına uygun olarak ulusal kaynaklara yönelmişlerdir. Türkçülük akımı bu anlayışın oluşmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan akımlar. Batıcılık. Ortaya çıkış sebebi. Osmanlı'nın batı karşısında fen ve teknoloji, bilim alanları da geride olması. Batıcılığın amacı. Batıdaki fen ve teknolojiyi Osmanlı'ya getirerek toplumu kalkındırmak ve Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek. Temel düşüncesi, Batı'daki yaşama biçimi ve düşünce yapısını benimseyerek Avrupa'nın seviyesine ulaşmak. Akımın temsilcileri, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Celal Nuri. Osmanlıcılık, ortaya çıkış sebebi. Osmanlı'nın farklı etnik gruplardan oluşması, Fransız ihtilalinin doğurduğu milliyetçilik duygusunu, ülkenin toprak kaybetmesi, içte ve dıştaki isyanlar. Osmanlıcılığın amacı, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden tüm etnik grupları Osmanlı milleti adıyla bir çatı altında toplamak, böylece Osmanlı'nın parçalanmasını önlemek. Osmanlıcılığın temel düşüncesi, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki ihtişamlı günlerini yakalamak. Osmanlıcılığın temsilcileri Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Jön Türkler. İslamcılık. İslamcılığın ortaya çıkış sebebi. Rusların desteğiyle Balkanlarda panslavizm düşüncesinin gelişmesi, Balkan devletlerinin bağımsızlık arayışları. İslamcılığın amacı. Osmanlı'ya bağlı Müslüman devletlerin ayrılmasını önlemek için bütün Müslüman toplumları İslam Birliği çatısı altında toplayarak Osmanlı'nın bütünlüğünü korumak. İslamcılığın temel düşüncesi. İlerlemeyi ve gelişmeyi esas alan İslam'ın temel prensiplerini uygulamak, Müslümanları ileri bir millet haline getirmek. İslamcılığın temsilcileri. Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Mehmet Şemsettin Günaltay. Türkçülük. Ortaya çıkış sebebi. Balkan Savaşları ile Osmanlıcılık düşüncesinin önemini yitirmesi, Arapların ve diğer Türk olmayan unsurların Osmanlı'dan ayrılmaya çalışması. Türkçülüğün amacı, farklı coğrafyalara dağılmış Türkleri Türk kimliğiyle bir arada toplamak ve Türklerden oluşan büyük bir devlet kurmak. Türkçülüğün temel düşüncesi, Türk birliği düşüncesinden hareket etmek, dil, din, vatan ve ülkü birliği sağlamak. Temsilcileri Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Nihat Atsız. Yeni Lisan makalesinin içeriği. Arapça ve Farsça'ya ait dil kuralları kullanılmamalı ve bu kurallara yapılan tamlamalar kaldırılmalı. Arapça ve Farsça sözcükler kendi dillerindeki dil bilgisi kurallarına göre değil, Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirilmeli. Konuşma diline girmiş, halkın benimsediği Arapça ve Farsça sözcükler ve bilimsel terimler atılmamalıdır. Ancak bu kelimeler Türkçede söylendikleri gibi yazılmalıdır. Arapça ve Farsça edatlar kullanılmamalı. Arapça, Farsça sözcüklerin karşılıkları varsa bunların yerine Türkçeleri kullanılmalı. Yeni bir sözcük gerektiğinde halkın diline başvurulmalı, diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalı. Dilde sadeleşme olmalı. Eserlerde sade, özenti ve süsten uzak bir dil kullanılmalı. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmalı. Yazı dilinde İslam Türkçesi esas alınmalı. Türk edebiyatı taklit safhasından çıkarak yaratma safhasına geçmelidir. Milli Edebiyat döneminde şiir. Halk şiirinin gerçek şiir olduğu kabul edilmiş, halk şiiri söyleyişinden yararlanılmıştır. Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır.
Halk edebiyatı nazım biçimlerinden koşma ve semai gibi biçimler kullanılmış, daha sonraları yeni biçimlerle oldukça uzun şiirler yazılmıştır. Sanatçıların bir bölümü önceden aruzu kullanmasına rağmen sonradan hece ölçüsüne yönelmişlerdir. Bu yönelim Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçe Şiirler adlı kitabıyla ortaya çıkmıştır. Dörtlüğün yanı sıra bentli, serbest müstezatlı şiirlerle yazılmıştır. Romantik bir söyleyişle hareket eden sanatçılar toplumsal konulara tam olarak değinememişlerdir. Aşk, yurt sevgisi, vatan, millet, yiğitlik, cesaret, tarih, kahramanlar gibi konular çokça işlenmiştir. Milli Edebiyat dönemindeki şiir anlayışları. Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan şairler Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Beşeticiler'dir. Bu sanatçılar milli edebiyatın bütün ilkelerine bağlı kalmış, sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiir yazmışlardır. Türkçülük düşüncesiyle hareket etmiş bu sanatçılar tarihi ve milli konuları işlemişlerdir. Halkın yaşama tarzını ve değerlerini ön plana çıkaran şairler Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul. Sade bir dille halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatmışlardır. Saf, öz şiir anlayışı çevresinde yazan şairler Yahya Kemal, Ahmet Haşim. Bir şeyi öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı imgelerle insanın estetik zevkini duyurmayı amaç edinmişlerdir. Anlaşılmak için değil, duyulmak, hissedilmek için şiir yazmışlardır. Nailer. Milli Edebiyat döneminde Fecaati'nin dağılmasından sonra Halit Fahri, Selahattin Enes, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Safi Necip, Hasan Said gibi bazı sanatçılar Nailer denilen bir şiir akımı başlatmaya başladılar. Anadolu'daki Türk Edebiyatı'nın ilk devirlerine inmeyi ve böylece 13. yüzyılın büyük mutasavvıfları olan Mevlana Celaleddin Rumi ile Yunus Emre'nin şiirlerindeki samimi, ifadeli, lirik, mistik atmosferi kendi şiirlerinde de yaşatmayı denemişlerdir. Nev Yunanilik. Türk Edebiyatı'nı temelden batılılaştırmak için Yahya Kemal, Yakup Kadri gibi bazı sanatçılar eski Yunan Edebiyatı'nı temel almaya çalışmıştı. Eski Akdeniz medeniyeti ile ilgili olduğu için Hanza Edebiyatı veya Nev Yunanilik adı verilmiştir. Bu akım pek etkili olamamış ancak sonraları Salih Zeki Aktay, Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Salahaddin Eyüboğlu, Mustafa Seyit Sütüven gibi sanatçılar bu akım anlayışında eserler vermişlerdir. Milli Edebiyat döneminde roman ve öykü. Dönemin en önemli özelliği memleket edebiyatı çığırının başarılı ilk örneklerinin verilmiş olmasıdır. Halka doğru hareketinin bir sonucu olarak öykü ve roman yurdun her köşesine açılmış ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı sade bir dille anlatılmıştır. Ebu Bekir Hazım'ın Küçük Paşa adlı eseri Anadolu'ya açılımın ilk örneği olmuştur. Sanatçılar sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eser vermişlerdir. Romanlarda en belirgin konuların başında milli mücadele gelir. Birçoğu bu mücadeleye katılmış olan sanatçıların yaptıkları gözlemleri başarıyla romanlarına aktarmışlardır. Gözleme dayanmanın ve ülke sorunlarıyla ilgilenmenin bir sonucu olarak çoğu yazar realizm ve naturalizm etkisinde kalmıştır. Şahıs ve çevre tasvirlerinde çok realist olmalarına rağmen tabiat tasvirlerinde genellikle kişisel davranmışlardır. Bu dönemde roman ve öyküde teknik iyice gelişmiş, bazı sanatçılar yeni denemelere gitmişlerdir. Kimi sanatçılar realist yöntemlerden yararlanmakla beraber toplumsal olayları dahi bireysel bunalımlar açısından ele alıp ruh çözümlemelerine önem vermiştir. Kimileri de Osmanlı toplumunun yıkılış çağındaki üst kat insanların kaygısız yaşayışlarının özlemini anılar çerçevesinde yine bireysel açıdan işlemiştir. Parti kavgalarının kızıştığı, meşrutiyet ve mütareke dönemlerinde bazı sanatçılar mizaha ve toplumsal yergiye yönelmişlerdir. Bu sanatçıların bir kısmı meşrutiyet devrinde, bir kısmı milli mücadele devrinde sanat sahnesine atılmış, hepsi de Cumhuriyet döneminde eser vermiş kişilerdir. Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halit Karay ve Neşat Nuri Güntekin bu dönemin önemli roman ve hikayecileridir. Milli Edebiyat döneminde tiyatro.
Türkçülük duygusu, ekonomik sorunlar, karamsarlık, siyasal konular, baskı dönemi eleştirileri, saray yaşamı, sosyal dramlar ve aile dramları ana konuları oluşturmuştur. Bu dönemde kaleme alınan tiyatro eserlerinde teknik yönüyle mükemmelliğe ulaşılamamakla birlikte söz konusu eserler dil ve üslup doğallığı yakalayabilmişlerdir. Özel tiyatroların yanında modern tiyatronun bütün özelliklerine sahip olan Darül Bedai'nin tiyatronun gelişmesi açısından önemli bir aşamadır. Bu tiyatroda sahnelenen ilk eser Hüseyin Suad'ın Çocuk Temel uyarlaması olmuştur. Bu oyunun ardından Halit Fahri Ozansoy'un sahnelenen ilk manzum eseri olan Baykuş adlı telif eseri sahnelenmiştir. Bu dönemde İbnü'r Refik Ahmet Nuri ve Musahipzade Celal sadece tiyatro türünde uğraş veren sanatçılar olarak dikkat çekerler. Musahipzade Celal eserlerinin konusunda genellikle Osmanlı tarihinden alan oyunlarında çeşitli halkın yaşamını, adet, inanç ve anlayışlarını yansıtmaya çalışmıştır. Köprülüler, İstanbul Efendisi, Kaşıkçılar, Yedekçi, Atlı Ases, Avranos Kadısı Kafes arkasında eserlerinden birkaçıdır. Milli Edebiyat döneminde öğretici metinler. Bu dönemdeki öğretici metinlerde dönemin toplumsal ve siyasal koşulları da göz önünde bulundurularak tarihi, bilimsel ve siyasal ve milliyetçi konular işlenmiştir. Bu metinlerde önceki dönemin aksine oldukça sade bir dil kullanılmıştır. Makale. Milli Edebiyat'ta daha da yaygınlık kazanmıştır. Birçok yazar düşüncelerini okuyucularına aktarmak için bu türü kullanmıştır. Ulusal edebiyat anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması, dilin sadeleşmesi ve Türkçülük düşüncesinin anlaşılması için makaleden geniş bir biçimde yararlanılmıştır. Ömer Seyfettin yeni lisan makalesiyle dönemi başlatmış, daha sonraki dönemlerde de düşüncelerini bu türle dile getirmiştir. Ali Canip Yöntem, milli edebiyat akımına gelen eleştirileri, milli edebiyat meseleleri, Cenap Bey ile Münakaşalarım adlı eserlerle yazdığı yazılarla cevap vermiştir. Ziya Gökalp, Türkçülük düşüncesi, Türk tarihi, teorisi gibi konularda yazdığı, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları adlı eserleriyle bu türe örnektir. Hamdullah Subhi, Güne Bakan eseri ise bir diğer örnektir. Fıkra türünde güncel konularda sosyal olayların yanı sıra kişi ve edebi konularını tartışmak amacıyla düşünceler dile getirilmiştir. Halide Edip adı var, Refik Halit Karay bu türde yazılar yazmıştır. Refik Halit Karay, Bir Avuç Saçma, Bir İçim Su, Ay Peşinle, Guguklu Saat, Kirpi'nin Dedikleri ve Orhan Seyit Orhan Kulaktan Kulağa bu türden örneklerdir. Eleştiri alanında Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin akıma gelen eleştirileri cevaplayan, akımı savunan yazılar yazmışlardır. Gezi türünde Reşat Nuri görevi gereği Gezi Anadolu'nun birçok yerinde edindiği izlenimlerini Anadolu Notları adı altında toplamıştır. Yusuf Ziya Göz Ucuyla Avrupa adlı eseri diğer bir gezi türü örneğidir. Edebiyat tarihinde Fuat Köprülü ve Ali Canip Yöntem edebiyat tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Modern Türk edebiyat tarihiyle ilgili ürünler vermişlerdir. Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları Ömer Seyfettin. Şiir, öykü, roman, oyun, makale, fıkra, anı, günlük, çeviri gibi alanlarda ürün vermiştir. Genç Kalemler Dergisi'ndeki Yeni Lisan adlı makalesi ses getirmiş ve bu akımı başlatan kişi olmuştur. Edebiyata şiirle başlasa da asıl ününü hikayeleriyle sağlamıştır. Modern Türk öykücülüğünün kurucusu sayılmıştır. Kısa öykü türünün ülkemizde sevilip benimsenmesine büyük katkısı olmuştur. Sami Paşazade Sezai ve Halit Ziya ile bir noktaya gelmiş. Türk hikayesi onunla Cumhuriyet devri hikayesine bağlanmıştır. Eserlerini günlük konuşma diliyle ve akıcı bir üslupla kaleme almıştır. Edebiyat aracılığıyla toplumu düzeltme yolunu seçmiş, halk da milli bilinç uyandırmaya çalışmıştır. Toplumun aksak yönlerini mizah yoluyla eleştirmiştir. Batı medeniyetini yarım yamalak benimseyen zübbe ve dejenere tipleri hicvetmiştir. Hikayelerinde psikolojik derinlik bulunmaz ancak karakter yaratmada başarılıdır. Hikayeleri genellikle birinci kişi ağzından yazılmıştır. Maupassant tarzı denilen öyküler yazmıştır.
Hikayelerini özellikle mizahi olanlarda çarpıcı bir sonla tamamlayarak okuyucu üzerinde etki bırakmıştır. Öykülerinde gözleme önem vermiş, realizmin etkisinde kalmıştır. Konularını anılarından, günlük yaşamdan ve tarihi olaylardan almıştır. Beyaz Lale, Bomba, Bahar ve Kelebekler, Hürriyet Bayrakları, Kızıl Elma Neresi, Primo Türk Çocuğu adlı öykülerini milli bilinç konu edinmiştir. Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Vire, Kükük gibi öykülerinde tarihsel konular ve kahramanlığı konu edilmiştir. Mahcupluk İmtihanı, Yüksek Ökçeler, Koç gibi öykülerde günlük yaşamı mizahi bir üslupla dile getirmiştir. Yüz Akı, Üç Nasihat, Kurumuş Ağaçlar gibi öykülerde Anadolu efsanelerini anlatmıştır. Kaş Ağı ve Ant gibi öykülerde çocuk okanlarını işlemiştir. Perili Köşk, Gizli Mabet, Sanduka gibi öykülerinde yanlış inanışlar işlenmiştir. Yalnız Efe'de babasının haksız bir şekilde ölmesine dayanamayarak intikam almak için dağlara çıkan ve hep yalnız gezen genç kız Kezban'ın öyküsü anlatılmaktadır. Efruz Bey, yanlış batılılaşmanın incelendiği bu roman, aynı zamanda devrin insan profilini gözler önüne seren bir hiciv örneğidir. Eserleri. Hikaye, Kaş Ağı, Ant, Falaka, Bahar ve Kelebekler, Harem, Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler, Pembe İncili Kaptan, Bomba, İlk Düşen Ak, Diyet, Topuz, Beyaz Lale, Primo Türk Çocuğu, Başını Vermeyen Şehit, Yüz Akı, Üç Nasihat, Mahcupluk İmtihanı. Roman, Efruz Bey, Yalnız Efe, Ashabı Keyfimiz, Günlük, Ruzname, Şiir, Ömer Seyfettin Şiirleri, İncelemeleri, Yarınki Turan Devleti, Türklük, Ülküsü. Ömer Seyfettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türk insanının duygu ve düşüncelerini işleyen sanatçı, hikayelerini günlük olaylara veya tarihsel olaylara dayandırmıştır. B. Hikaye kahramanlarını psikolojik yönden ele almış, ruh çözümlemelerine önem vermiştir. C. Küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getirmiş, hikaye türünün gelişmesinde etkili olmuştur. D. Toplumun aksayan yönlerini mizah yoluyla eleştirmiş, batı hayranlığı içinde yozlaşmış rütbe tipleri eleştirmiştir. E. Beyaz Lale, Bomba, Hürriyet Bayrakları, Primo Türk Çocuğu, milli bilinci uyandırmak amacıyla Türkçülük düşüncesiyle yazıldığı hikayeleridir. Ömer Seyfettin öykülerinde ruhsal derinlik yoktur, psikolojik çözümleme yoktur, sadece gözlem vardır. Bu yüzden cevap Bursa olur. Ali Canip Yöntem. Önce fecaat içinde yer almış, 1911'den sonra milli edebiyat çizgisine kaymıştır. Aruz'u da bırakarak heceyi kullanmıştır. Aruz'la yazdığı şiirler ağır, heceyle yazdığı şiirler sadedir. Dilimizin yabancı sözcük ve kurallardan arındırılması gerektiğini savunmuştur. Genç Kalemler Dergisi'nin başyazarlığını yapmış, yeni lisanı açıklamaya ve savunmaya çalışmıştır. Şairliğinden çok hazırladığı okul kitaplarıyla ve edebiyat tarihi üzerine yaptığı incelemelerle tanınmıştır. Şiir, Geçtiğim Yol, Makaleleri, Milli Edebiyat Meseleleri, Cenap Bey ile Münakaşalarım, Antolojisi, Türk Edebiyatı Antolojisi. Ziya Gökalp, Milli Edebiyatın kurucularındandır. Düşünceleriyle bu dönem sanatçılarını etkilemiştir. Aynı zamanda sosyolog olan Ziya Gökalp, yeni ve modern bir toplumun felsefi ve sosyolojik boyutunu şekillendirmiştir. Fikir dünyası Türkçülük temelini oturtmuştur. Türkçülük esasları adlı eseriyle Türkçülük akımını belli bir sisteme bağlamıştır. Edebiyatın düşüncelerini yaymak için bir araç olarak kullanmış, bu yüzden şiirleri didaktik niteliktedir. Turan ülküsünü savunmuştur. Dile büyük önem vermiş, bu amaçla yönlendirici birçok şiir yazmıştır. Yazı diliyle konuşma dili farkının kalkmasını savunarak sade bir dil kullanmıştır. Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça sözcüklerinin kullanılması taraftarıdır. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazsa da sonraki dönemlerde hece ölçüsünü kullanmıştır. Önceleri divan edebiyatının şekillerini kullanırken 1910 sonrasında halk edebiyatının nazım biçimlerini örnek almaya başlamıştır. Şiirlerinin yanında manzum masallar, destanlar, Türk mitolojisi ile ilgili makaleler yazmıştır. Türk masal ve efsanelerini manzum hale
yeni mazlum halde yeniden yazmıştır. Bunun ilk örneklerinden biri Altun Nesban'dır. Alagayit'te sembolik bir anlatımla çocuklara, Kızıl Elma'da ise gençlere turancılığın esaslarını anlatmıştır. Dil konusundaki düşüncelerini Lisan adlı şiirinde açıklamıştır. Şiir kitaplarından Kızıl Elma'da Turan düşüncesini, yeni hayatta kendi kültürünü tanıyan yeni insan tipini işlemiştir. Şiirleri Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık. Makale inceleme, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Türkçülüğün esasları, Türk töresi, Türk medeniyet tarihi, Doğru Yol, Hars ve Medeniyet. Mektup, Malta mektupları. Mehmet Emin Yurdakul. Türk şairi veya milli şair diye bilinen şair, halkçılığı ve milliyetçiliği ön plana çıkarmıştır. Düşünceleriyle milli edebiyat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Türk-Yunan Savaşı dolayısıyla yazdığı Ben Bir Türk'üm, Dinim Cinsim Uludur dizelerinin olduğu Cenge Giderken adlı şiiriyle milli duygularını dile getirmiştir. Türkçe şiirlerle modern Türk edebiyatında hece vezni ve sade Türkçe ile yazılmış şiirin öncülüğünü yapmıştır. Bütün şiirlerini heceyle yazmıştır. Türk Yurdu Cemiyeti'ni kurmuş, Türklük duygusunu şiirlerinde işlemiştir. Şiiri araç olarak kullanmış ve didaktik şiirler yazmıştır. Uygulamalarıyla heceyi modernleştirmeye çalışmıştır. Bir taraftan halk şiirlerinin sıkça kullandıkları kalıpları bırakarak o güne kadar kullanılmamış 15'li, 16'lı, 18 ve 19'lu şekilleri kullanmıştır. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Halk şiirinin esas aldığı kıta anlayışını da değiştirmiş, dörtlüğün yanında üçer, altışar, sekizer dizelerden oluşan şiirler de yazmıştır. Servet Üfün'ün batıdan getirdiği Sony gibi yeni nazım şekillerini kullanmıştır. Ey Türk Uyan eserinde Balkan Savaşı'nı, tan seslerinde Türk Birliği'ni, fikrini, ordunun destanında Çanakkale Savaşı'nı, isyan ve duada Birinci Dünya Savaşı'nı işler. Aydın Kızları milli orduya ithaf edilmiştir. Şiirleri, Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Turan'a doğru, Cenge giderken, Zafer yolunda, Dicle önünde, Ordunun destanı, Tan sesleri, İsyan ve dua, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara, Hasta Bakıcı Hanımlar, Düz yazıları, Fazilet ve Asalet, Türk'ün hukuku, Dante. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Vecati'de başlığı sanat yaşamını milli edebiyat ve cumhuriyet devrine dek sürdürmüştür. Romancılığıyla öne çıkmış, hikaye adı, anı, mensur şiir, makale, deneme ve tiyatro türlerinde eser vermiştir. Eserleri toplumun tanzimattan cumhuriyete kadarki gelişme aşamalarını gösterir. Servet Üfün'ün etkisinde ağırlaşan dili sonradan sade, şiirsel bir hal almıştır. Yanlış batılılaşma, Kurtuluş Savaşı, Atatürk devrimleri, aydın halk çatışması gibi konular işlenmiştir. 1910'dan 1974'e dek verdiği eserleri Türkçenin geçirdiği bütün evreleri yansımıştır. Romanlarında birbirini tamamlayan, bireysel ve toplumsal yaşam zincirini anlatması, onu edebiyatımızda nehir roman türünün temsilcisi yapmıştır. Sosyal temalara yer veren yazarın eserlerinde sağlam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir realizm vardır. Karakterlerini sağlam bir teknikle çok başarılı bir şekilde canlandırmıştır. Tezli romanlar yazmıştır. Fikir yüklü olan romanlarını kuruluktan kurtarmak için onlara birer aşk olayı eklemiştir. Olayları genellikle kötümser yönleriyle işlemiştir. Batı edebiyatının kurallarını benimsemiş, özellikle Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilenmiştir. Yahya Kemal ile birlikte neoklasizm denilen neoyunanlık akımını savunmuştur. Kiralık Konak yazarın ilk romanıdır. Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikler Naim Efendi, Servet Bey, Seniha aracılığıyla verilmiştir. Yaban adlı romanı ile Türk Edebiyatı'nda tezli roman anlayışını getirmiştir. Kurtuluş Savaşı yılları, Anadolu köylüsünün durumu, aydın halk çatışması ekseninde işlenir. Ahmet Celal baş kahramandır. Sodom ve Gomorre siyasi ve toplumsal tarihimizi yansıtan belgesel niteliğindedir. İşgal döneminde İstanbul'un bozulmuş ve ahlak çöküntüsü içindeki soysuz çevresini anlatır. Necdet, Leyla, Cemil baş kişilerdir.
Hep o şarkı romanı, Abdülaziz döneminde zengin kesimin konak hayatını ve sorunlarını ele alır. Münire, Cemil Bey baş kahramanlardır. Bir Sürgün romanında 2. Abdülhamit devrinin aydın tipi olan Jön Türklerin çalışmaları, Paris'teki hayatları ve Batı medeniyetinin zayıf yönleri ele alınmıştır. Nur Baba romanında Bektaşi tarikatın bozulmuşluğunu anlatır. Nigar Hanım baş kahramandır. Hüküm Gecesi romanı Meşrutiyet devrindeki parti kavgalarını anlatır. Ahmet Kerim ve Ahmet Sami baş kahramanlardır. Ankara romanında Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı, Cumhuriyet sonrası olmak üzere Ankara'nın 3 dönemi anlatılır. Selma Hanım bu 3 dönemi birbirine bağlar. Panorama, panorama 1. Cumhuriyet sonraki inkılaplar devrinin panorama 2'de Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların tasvir ve tahlilleridir. Romanları Kiralık Konak, Yaban, Sodom ve Gomorre, Hep o Şarkı, Bir Sürgün, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Ankara, Panorama. Öyküleri Bir Sarancam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, Mensur Şiir, Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Anıları, Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Politikada 45 Yıl, Oyun, Nirvana, Sağanak, Monografi, Ahmet Haşim, Atatürk, Mehmet Fuat Köprülü. Modern Türk Edebiyatı tarihinin kurucusudur. Türk Edebiyat tarihini çağdaş yöntemlerle nesnel verilere dayanarak ilk kez inceleyen sanatçıdır. Önceleri Fecaati'de başladı sanat hayatına, sonradan milli edebiyata devam etmiştir. Edebiyat kaynaklarında geçmeyen birçok şair ve yazarı ilk kez o tanıtmıştır. İncelemeleri Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri, Nasreddin Hoca, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, bugünkü edebiyat. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Milli Edebiyat dönemi hikaye ve romanlarının önemli bir özelliği sade bir dille yazılması ve yerli hayatı yansıtmasıdır. Bu dönemde halka doğru hareketinin bir sonucu olarak hikaye ve roman yurdun her köşesine açılmış ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı anlatılmıştır. Köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler Rişat Nuri'nin Çalı Kuşu, Ebu Bekir Hazım'ın Küçük Paşa adlı yapıtları bu dönemde verilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının çetin alın yazısına Halide Edip, Dağa Çıkan Kurt, Ateşten Gömlek gibi kitaplarında eğilmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke dönemi İstanbul'undaki ahlak ve düzen bozukluğunu da ele alınan başlı temalardan biridir. Reşat Nuri'nin Yeşil Gece, Beyami Safa'nın Fatih Harbi romanları bu temayı işleyen romanlardır. Şimdi buradaki bilgi yanlışlığı Edirne. Beşinci öncül yani. Evet, Peyami Safa'nın Fatih Harbi'ye Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke dönemi İstanbul'da ahlak ve düzen bozukluğunu işler. Ama Reşat Nuri'nin Yeşil Gece romanı İstanbul'da geçmez. Bu roman medreselerin bozulmasını işler. Burada cevabımız Edirne olacaktır.